Teneke çelik zıkıt Ekinler arasında kamyon sürerim robot kapıştırırım Wolverine'den emekliyim. Benim adım Hugh Jackman temalı bu yapımda. Jackman abi emekli olduktan sonra kendini alkole vermiş, kamyonda yaşayan, 5 tanesi 3 lira mecidiye köyün metrobüs altı çoraplı bir adam haline gelip boğa dövüşü bokumu yesin robot kapıştırak yıllarında yaşamaktadır. Bunun Pusu diye bir robotu var. Pusu bu. Şunun robot hali yani. Bu pistte bir çıkıyor o ye yeah, hareketler derken bunun karşısına da robotu çok görüp son galan büyük başı vermişler. Garı kız keserken robotu kaybeden Jackman eski garısının öldüğünü duyup uşağın bura kaldığı haberini alınca velayet pazarlığında 100 bin doları götürür. Tabi Jackman abi geri zekalı olduğundan ikinci el bir robot dağılıp bacak kadar uşağı dinlemez ve onu da hurdaya çıkartır. Sonra kocaman bir robot hurdalığından yedek parça ararken bizim uşak kendine bir robot bulur ama Jackman abi bir olayı sallamadığı için uşağı orada bırakıp gider acı. Ve 500 kiloluk goca robotu kilosu ayakkabı numarasına eşit. Uşak çamurdan çıkartır, Yüküler taşır, biz de bunu yeriz. Bok içinde kalmış hurdayı pakladıktan sonra yok saklanmaç oynamalar. Zile basıp kaçmalar. Duygusal bakışmalar. <laughs> Neyse çocuk işte deyip geçiyoruz. Uşak inatçının önüne gider. Jackman bana maç ayarla. La git belen sanayiden alma robotla 10 saniye ringte dayanamazsın. Dayanamaz mı diyorsun? Bokunu bulamazsın diyorum. Yedek parçası da yok. Robot bitki selayete girer la. Dövüştüreydik iyiydi. Uşağa derdini anlatamayan Jackman hay senin robotuna sokayım diyerek yollara düşer. Dövüş dövüş üstüne Jackman'ın sürekli göt olmasıyla beraber bunlar oluyor darphane. Bizim velet atoma upgrade üstüne upgrade atom oluyor çelik. Ağzı var dili yok robotumuzu da dünya dövüş ligine çağırmasınlar mı? Abo tabi orada namalup robotun sahibi Takma Shido ve Kaşar Lady bunları yanına çağırıyor. 200 bin dolar ve artı mutfak robotu verelim. Sizin atomu bize verin. Kabul. Ne kabul ya? Oğlum dur. Baba. Sikerin belanı. Başından beri uşaktan yemediği ayar kalmayan Jackman yine zılgıtı yiyip maça çıkıyor. Bam güm çat pat diye diye çift başlı dingilin civatalarını gevşetince götten bacak gaza gelir. Atomu küçük gördüler. Yok saydılar. Satın almaya çalıştılar. Sana diyorum kadın. Havada karada her ortamda alayınızın ama... Ey velet sendeki atar davama heyecan katar diyen kaşar leydimiz blöfünü görür ve ünvan maçına karar verilir. Tabi biz izleyiciler olarak finalde esas robotumuz ve saz arkadaşlarının ölmeyeceğini bildiğimiz bir maç izliyoruz. Tenekenin tepesinden dumanlar çıkınca otomatik pilottan manuela geçen Jackman'ı görünce uşağın gözler dolu abla geçmiş hatırlıyor. Jackman ah eski günler gülüşü atıyor. Bam, güm, aparkat, aduket derken bizim hurda Lamborghini Diablo Zeus'u bildiğin madara ediyor hacı. Robotunun şasesinin indirildiğini gören Zeus'un sahibi Mashido'nun canına tak ediyor. Çekilin amına koyun bir boku beceremediniz. Maç final zili çalınca, puanlar dağıtılınca Zeus win, gönüllerin win'i de atom oluyor. Kısacası para bende, robot bende, önüme geleni yumrukladım, atom diye bir tenekeden hayat dersimi aldım. Temalı bu yapım bizim için... <laughs> Ryan uçan bir atom olsam Ryan City'nin uçan bir atom olsam Zeus neden parlaksan cano cano pistonlarına kurban Zeus neden parlaksan cano cano pistonlarına kurban